arkadaşlar? Merhaba, hoş geldiniz. Siz hoşsunuz. Hoca Ahmet Yesevi, uluslararası Türk Kazak Üniversitesi'ne bağlı Avrasya Araştırma Enstitüsü olarak hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugünkü programımıza hoş geldiniz diyorum. Konferans programımız çerçevesinde bizlere kapılarını açan Kazak Memleketli Kızlar Pedagoji Üniversitesi'ne rahmet aytamız. Sayın Dekanımıza özellikle, Gülmira Hanım'a, Kafedra Başkanımız hocamıza ve tüm katılan öğrencilere hoş geldiniz diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bugün aramızda Türkiye'den, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden, malumunuz Türkiye'nin en seçkin üniversitelerinden bir tanesi, Uluslararası İlişkiler Bölümünden, uzun yıllar bölümün başkanlığını da yapmış çok değerli hocam, Profesör Doktor Hüseyin Bağcı hocamızı konuk etme onurunu yaşıyoruz. Sabah kendisi çok güzel bir konferans verdi Gılım Ordası'nda, Tarih ve Etnoloji Enstitüsü'nde. Tabii hocamız gerçekten hem Kazakistan çapında da bilinen bir akademisyen, bilim insanı, hem de dünya çapında. Kazakistan'da biliyorsunuz Astana Kulüp, Astana Club var. Sayın Nazarbayev'in kurduğu, önemli bilim insanlarının katıldığı, her yıl düzenlenen, onun kendisi üyesi. Yine aynı şekilde Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin tarafından kurulan Valdai Club, Valdai Club'ın da üyesi. Dolayısıyla çok değerli bir bilim insanını hem Almanya'da misafir etmekten hem de Kızlar Pedagoji Üniversitesi'nde ağırlamaktan onur duyuyoruz. Ben sözü fazla uzatmadan sözün asıl sahibine vermek istiyorum. Sayın hocam, sizi dinleyeceğiz. Özellikle İpek Yolu, yani Kuşak ve Yol Projesi'nin Türkiye açısından bir değerlendirmesini, yani Kıtay'dan başlayıp Avrupa'ya değin uzanan o İpek Yolu'nun değerlendirmesini bize hocamız arz edecek, sunacaklar, arz ediyorlar. Böyle konuşmak daha iyi değil mi? Oturarak konuşmak herkes göremiyor diye düşünüyorum. Öncelikle Sayın Başkan'a ben de çok teşekkür ediyorum. Bugün bizi sizlerle bir araya getirdikleri için hem kendisine hem de sizin yöneticilerinize, Zekan Hanım'a, bölüm başkanı hanımefendiye. Ben de bölüm başkanlığı yaptığım için biliyorum ne olduğunu. kadınlara konuşmak çok zor bir iş. Erkeklere konuşmak kolay. Ama hanımlara konuşmak, kadınlara konuşmak zor. Ve bu zorluğun farkındayım. Ama deneyimim çok. Bunu söyleyeyim. Tony Blair örneğin, Körfez Savaşı'na niçin katıldığını, ya İngiltere neden katılmak zorunda olduğunu, çocuklarını Irak Savaşı'nda, Irak müdahalesinde kaybeden 25 İngiliz annesine televizyonda konuştu ve terledi. Çünkü kadınlar bu anlamda en pratik, en çabuk düşünen ve en iyi düşünen insanlar. Çünkü kadınlar sonuç olarak hem sadece ailenin yapısı değil ama aynı zamanda dünyaya çocuk verebilme yeteneğine sahip oldukları için biz erkeklerin gözünden çok daha farklı bir boyutta, farklı bir ruh haliyle yaklaşıyorlar. Benim üniversitede çok öğrencim var, sizler gibi değerli öğrenciler. Tam öğrenciler hep daha başarılı oluyor. Bu da son dönemlerde özellikle kadınların akademik dünyada da ne kadar istekli ve başarılı olduklarının bir kanıtı. Ama şunu söyleyeyim, Ankara'da
siyasi partinin kadın kolları başkanlarına konuştum. Türkiye'de 81 il var, 81 vilayet var. 81 tane kadın temsilci, 2 tane bayan, işte dekan ve bölüm başkanı hanımefendiler gibi ve ben. 83'e 1. 83 kadın, 1 erkek. 2,5 saat konuştuk ve ben çok terledim. Beni terlettiler. Çünkü ağzından çıkan her kelimeye çok dikkat etmek gerekiyor. Ders anlatmak kolay. Yani gelirsiniz derse anlatırsınız, çeker gidersiniz ama konferans vermek farklı bir şey. Çünkü konferans verirken dersin dışında bir alana da kayıyorsunuz. İnsanların, o sizi dinleyenlerin o andaki bakış açılarını, farklı yorumlama yeteneklerini çalışmaya gerekiyor ama ben tabii bugün sizinle özellikle siz gibi insanların geleceğini doğrudan etkileyecek olan bir konu hakkında konuşacağım. Kafamdaki şey şöyle, önümüzdeki 40 dakika veyahut da 1 saat içerisinde nasıl gördüğümü, nasıl olayları değerlendirdiğimi anlatacağım. Sonra soru cevap kısmında eğer sorularınız olursa çok sevinirim. Elimden geldiğince yanıtlamaya çalışırım. Konunun önemi sadece dediğim gibi erkekler için değil, kadınlar için değil, erkekler için de çok önemli. Çünkü Silk Road veyahut da İpek Yolu kavramı zannediyorum en fazla Kazakistan toplumunu etkileyecek olan gelişmelerden biri. Çünkü Kazakistan İpek Yolu projesinde en önemli ülkelerden biri, anahtar ülkelerden biri. Çilingir anahtar ülkelerinden biri. Bunu söylerken çok bilerek tabii söylüyorum. Belki arka plan bilginiz olarak söyleyeyim. Şangay'da 2014 yılından beri bugüne kadar tam 5 İpek Yolu toplantısına katıldım. İşte sadece Şangay'da. Şeyleri söylemiyorum. Yani başka ülkelerde, burada, Türkiye'de katıldığım toplantıları söylemiyorum. Sadece sizin karşınızda konuşan insanın bu konu hakkında biraz böyle arka plan bilgisi olduğunu bilmenizi istiyorum. Çünkü İpek Yolu fikrini aslında ilk ortaya atan da zaten Nursultan Nazarbayev, Cumhurbaşkanı. Yani Kazakistan'ın bir fikri bu. Kazakistan'ın fikri ama bundan en fazla fayda şu anda sağlayan Çin. O zaman şöyle bir şeyle çıkacağız yola. İpek Yolu dediğimiz olay sadece bir yol mu? Yoksa bunun başka boyutları da mı var? Yani sadece işte arabaya eşyaları yükleyip Çin'in merkezinden alıp işte Hazar Denizi'ne, oradan geleninde aşağıya veya da Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşımak mı? Yani sadece mal mı taşınacak yoksa insanlar da mı taşınacak? İnsanlarla birlikte fikirler taşınacak, görüşler taşınacak, belki evlenmeler olacak, çoluk çocuğa karışılacak çünkü bütün kültürlerin ve dinlerin kesiştiği bir nokta üzerinde. O nedenle Kazakistan'ı incelerken iki türlü bakmanız lazım. Bir, Kazakistan'ın bakışı ne? Bir de dışarıdan bakanların Kazakistan'da ve genelde İpek Yolu'yla ilgili görüşleri ne? Bu çok ilginç. Ben mesela Kazakistan uzmanı değilim. Kazakistan'ı bilmiyorum diye düşünüyorsunuz tabii de. Yani ben Kazakistan'ı dışarıdan gözlemleyenlerden biriyim. İçini bilmiyorum. Ama bunu yaparken şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Özellikle Özbekistan'ın da şimdi açılmasıyla birlikte Orta Doğu'da, Orta Asya'da bütün dengeler geri baştan değişmeye başladı. Yani önceden böyle etkin falan değildi Şangay Anlaşması'nın tabii bir üyesi ama İpek Yolu dediğimiz olay sadece
dediğim gibi otobüslerin veyahut da trenlerin mal taşıdığı bir şey değil. Fikirlerin taşındığı, insanların taşındığı bir süreç. O nedenle sizler genç arkadaşlar 10 sene sonra, 20 sene sonra, 30 sene sonra benim bu anlattıklarımı belki hatırlarsınız. Ya bir zamanlar bir profesör geldi Türkiye'den, bize böyle böyle demişti. Ya hatırlarsanız biz de bir oranda görevimizi yapmış oluruz diye düşünüyorum. Şimdi konunun ne kadar hassas olduğunu da biliyorum. Ve ben Türkiye açısından değerlendiriyorum. Hep onu söylüyorum. Yani benim bakış açım, kullandığım kamera Türk kamerası. Biz nasıl görüyoruz? Ve o yol üzerinde hangi ülkeler, hangi kültürler var ve biz bu kültürlerle hangi ilişkideyiz? İki tane Sabahleyin verdiğim bir örnek vardı ama burada da onu vermek istiyorum. Uluslararası literatürde İpek yoluyla ilgili tartışmalar şu anda çok, en fazla üzerinde master, doktora, profesörlük tezi yapılan çalışmalar akademik dünyada şimdi İpek yoluyla da yapılıyor. Mesela 30 yıl evvel Sovyetler Birliği'nin yıkılması ve sonrasında neler olacak diye tartışmalar yapılıyordu. Şimdi 21. yüzyılda Çin gibi güçlü bir devleti nasıl koruyacağız? Çin'in potansiyeli nedir? Çin dünyayı yönetecek mi? Eğer Çin dünyayı yönetecekse biz buna nasıl hazırlıklı olmalıyız? Rusya, Hindistan, Pakistan, Türkiye, İran gibi ülkeler buna nasıl bir cevap vermeliler? Yani nereden bakarsanız bakın, İpek yolu dediğimiz olay aslında bir tarihsel sürecin yeni baştan değerlendirilmesi de demek oluyor. İki tane örnek. Peter Frankopan'ın Silk Road isimli kitabı, yani İpek Yolu isimli kitabı şu anda literatürde en fazla kullanılan ve en fazla okunan kaynaklardan biri. Şimdi bunu okuduğunuz zaman işte sizin Orta Asya'nın tarihini, Çin'in tarihini, önceden o geçiş yollarını, yani İpek Yolu dediğimiz şey şimdi burada Almaty Havalimanı'nda uçağa binip İşte New York'a, İstanbul'a, Londra'ya falan gidebiliyorsunuz birkaç saat içerisinde. O zaman öyle bir şey yoktu. Düşünebiliyor musunuz? Ta Marco Polo İtalya'dan çıkıp, değil mi, Çin'e kadar gitti ve Çin'e kadar gittiğinde ne yazdı? Orada ne gördüyse onları yazdı ve onu insanların hayal gücüne bıraktı. Yani işte Çinliler çekik gözlüdürler, Çinliler spagetti. O zaman yok tabii İtalya'da, pirinç şey, spagetti ve pizza dediğiniz şeyler Çin'den gelen şeyler. Çin'in medeniyetini, Çin'in kültürünü anlatır. Çünkü Çin'in tarihi 5000 yıllık, Avrupa'nın tarihi 2000 yıllık. Medeniyet olarak baktığınızda bu çok önemli. Şimdi ne var? İşte benim iPad var, telefonum var, ben buraya geldim, fotoğraf çektim. Ve ben bunu hemen Türkiye'ye gönderiyorum. Bütün dünyaya gönderiyorum. Yani ben modern bir Marco Polo'yum bu anlamda. Yani insanlara işte Kazakistan Devlet Üniversitesi'ne geldim. Öğrencilere konuşuyorum. Öğretmenleri, işte hocaları burada. Ve onlar beni dinliyorlar diye ben hemen mesaj geçebiliyorum. Oysa önceden öyle bir şey yoktu. Yani biz ne anlatıyoruz burada? Teknolojiyi anlatıyoruz. Teknolojinin aslında günümüzde bizi nasıl değiştirdiğini ve bir yanda yakınlaştırırken diğer taraftan da aslında birbirimizi nasıl yeniden keşfetmeye başladığımızı burada özellikle vurgulamak istiyorum. Peter Frankopan'ın kitabını bilmiyorum Kazakçaya çevirdim ama diğer birçok dile çevrildi. Okumanızı öneririm. Çünkü medeniyetlerin çatışmasından çok medeniyetlerin birbirleriyle işbirliği yaptığı bir süreçtir bu. Ve bununla övünebilirsiniz. Kazakistan'ın bir görüşüdür bu. Yani 1992'de bir defa ortaya atıldı. Şimdi geldiğimiz nokta itibariyle düşünün işte 1500-2000-3000 kilometrelik bir alanda malzemeler taşınıyor. Oradan dünyanın değişik bölgelerine gönderiliyor. Diğeri Orta Asya'yı kültürel anlamda, etnik anlamda, siyasi anlamda
biz de yeni tanımaya başladık. Yani biz de 25 yıl öncesine kadar bilmiyorduk. Yani şöyle bir örnek vereyim. Bir hanımefendiyle az evvel konuştuk, hocalarımızdan biri. Ben 1986 yılında öğrenciydim. Gorbaçov'un ilk çıktığı zamanlar. Ben Gorbaçov'u tanıdım. İstanbul'da Gorbaçov Ankara'ya geldiğinde Gorbaçov'un üniversitede yaptığı konuşmayı tercüme eden kişi benim. O zaman saçlarım siyahtı, daha yakışıklıydım, kilom daha zayıftı. Adam Sovyetler Birliği'ni yıktı. Ve Sovyetler Birliği'nin yıkıldığında biz bütün dünyada ne kadar güzel oldu diye sevindik. Ama onun ortaya çıkaracağı sorunları düşünmedik. Şimdi siz de yeni nesil o dönemden buraya kalan sorunlara farklı bir boyutta yaklaşan bir nesil olacaksınız. Diğeri Amerikalı yazar Friedrich Starr, Johns Hopkins Üniversitesi'nin. Onun kitabı Türkçe'ye çevrildi, birçok yabancı başka dile de çevrildi. Kitabın ismi The Lost Enlightenment. Yani, evet, kayıp aydınlanma olarak çevirebiliriz. Kaybedilen aydınlanma, kayıp aydınlanma. Bu şunu anlatır. Aslında teknolojinin, bilginin, uzay araştırmalarının merkezi tabii ki Avrupa değil. Neresi? Buhara, Semerkant. Yani tıbbi araştırmalar, milattan önce ve sonrasında bu coğrafyanın mesela uyguladığı tıbbi deneyimler şimdi bütün dünyada tekrar gündeme gelmeye başladı. Burada temel soruyu şöyle sormak lazım. Sizler önümüzdeki yıllarda hem kendinizi yeniden keşfedeceksiniz, hem diğerlerinin sizi keşfetmesine fırsat sağlayacaksınız. Aslında bu fikir İpek Yolu çok güzel, tek bir konuya indirgememek gerekiyor. Ben sizin birçok İpek Yolu uzmanıyla bu Şangay'daki toplantılarda bir araya geldim. Şimdi hepsi Astana, Nur Sultan şehrindeki üniversitelerde, araştırma enstitülerinde çalışıyorlar. Biz onlarla mesela saatlercesi Kazakistan'ın tarım politikalarından ulaşım politikalarına, efendim söyleyeyim, diğer teknolojik konulara kadar konuşabilirim. Ama o kadar konuşmama gerek yok. Genel bir çerçeve çizmeye çalışıyorum mümkün olduğunca. Şimdi geçen haftalar, iki hafta evvel Çin Devlet Başkanı Jinping İtalya'ya gitti. İtalya'ya gittiğinde İtalyanlar çok büyük bir ilgi gösterdiler. Ve İtalya ile hem yatırım hem de iş yapmaya başladılar. Oysa Marco Polo İtalyan kökenlidir ve Çin'e gitmiştir. Ama şimdi Çinliler Avrupa'ya geliyorlar. Yani tersi bir şey. Ve bu tarihsel dönüşümleri sizlerin, gençlerin iyi okuması lazım. Siz tam ara noktadasınız. İngilizce çok güzel bir kavram var. Sitting between two chairs. Aynı anda iki sandalyeye oturamazsınız. Ya ona oturacaksınız, ya ona oturacaksınız. Jeopolitik açıdan, jeostratejik açıdan öyle bir konumdasınız ki, yani benim ülkemin 3,5 katı büyüklük bir ülke. 3 milyona yakın bir büyüklüğünüz var. Kilometrelerce biliyorsunuz, herhangi bir insana rastlamayabiliyorsunuz. Ben Çin ve Hindistan'a gittim. Ha, bu arada bilgi olarak vereyim size. Ben bugüne kadar 113 ülkeye gittim. Dünyanın 113 ülkesi. Zaten 195 tane var, geri kaldı 60-70 tane. Kıyaslama yapabilirim. Yani kitabı değil, kıyaslama yaparak, görerek, konuşarak, o sınırları tanıyarak şey yapıyorum. Şimdi bunu niye söylüyorum? Kazakistan'ın bir yanda Rusya, bir yanda özellikle Çin ile olan ilişkilerini dengelemesi gerekiyor. Kazakistan eğer bir uçağın gövdesi ise, bir taraf Çin, bir taraf Rusya, o da uçağın kanatları. Yani bazen bu tarafa, bazen bu tarafa şey yapar değil mi? Uçak havada böyle dönerken. Şimdi en iyi en kötü. Mesela Şangay'daki toplantılarda özellikle bu İpek Yolu tartışmalarını Şangay'da Çin Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı,
veyahut da meclis başkan yardımcısı açar ve konuşur. Yani bütün o toplantılarda mesela şunu gördük. Çinliler İpek Yolu projesine çok büyük önem veriyorlar. Çünkü 21. yüzyılın en büyük projesi İpek Yolu projesi. Şu anda 67 ülke İpek Yolu projesinde yer almak için işin içinde olanlar. Ve bu sayının daha da artması bekleniyor. Yani dünya tarihinde, bu çok ilginç, bu kadar büyük bir projeye gönüllü olarak katılmak isteyen başka bir örneği yok. Yani biz çok ilginç bir örnekle karşı karşıyayız. Peki bu şeyden kim zengin olacak, kim faydalanacak? Bu soruları da tabii çok iyi tartışmak lazım. Çünkü olayın sadece ekonomik boyutu yok. Sosyal boyutu var, askeri boyutu var, güvenlik boyutu var. Sınırlar mesela çok önemli. Sınırları kim koruyacak? Çin Seddi diye bir kavram var değil mi? Çin Seddi'ne bilmiyorum gittiniz. Ben gittim. Çin Seddi'ne çıktım. Çin Seddi dediğiniz şey yani 5000 kilometreye varan bir doğal duvar. Yani duvar yapmışlar. Peki Amerika Birleşik Devletleri Meksika ile ne yapmak istiyor? Onlar da 2000 kilometreye yakın duvar çekiyor. Finlandiya ile Rusya arasında da 2000 kilometreye yakın bir durum var. Bizim Suriye ile sınırımız 910 kilometre. 910 kilometrelik bir sınırımız var. Sadece Rusya, Suriye ile. Ona bir de Irak'ı ve İran'ı koyun. Bizim İran'la sınırımız 140 kilometre, yaklaşık 140 kilometre. Ve biz bir duvar ördük. Rusya şeye de, Suriye'ye de bir duvar ördük. Yaklaşık 700 kilometrelik bir duvar var bizim sınırımızda. Bir yanda açılıyoruz ama diğer yandan da duvarlar örüyoruz. Bu çok ilginç bir gelişme. Niye? Çünkü henüz daha bunu söylemem lazım. Gerçek sorunlarla daha henüz tam olarak karşılaşmadık ama hepinizin bildiği bir şey var. İnsanların bir yerden bir yere göç etmeleri, mülteciler, göçmenler, dünya genelinde şu anda ben konuştuğum sırada yaklaşık 200 milyon insan dünyada bir noktadan bir diğer noktaya hareket ediyor. Gemiler gidiyor, uçaklar gidiyor, otobüsler gidiyor, trenler gidiyor değil mi? Yani biz ona mobility diyoruz, mobilite devrim. Yani hareketli bir devrim yaşanıyor bütün dünya. Dünya tarihinde başka örneği yok. Yani niye hep büyük havalimanları yapılıyor? Mesela Çin büyük havalimanı. Biz Türkiye olarak şu anda dünyanın en büyük havalimanı yaptık. Hakikaten de çok güzel bir havalimanı. Ama bir kilometre falan yürümeniz lazım uçağa gitmeniz için. Şimdi hep daha büyük projelere şey yapıyoruz. Önceden böyle bir şey yoktu. Develerle, atlarla değil mi? Yükler taşımıyordu. Şimdi biz buna connectivity veya da bağlantı diyoruz. Ülkeler birbirleriyle nasıl bağlantı kuruyor? Connectography diye bir kavram var. Yani coğrafyalar teknolojiyle bağlanıyor. Afrika mesela bunlardan en tipik örneklerden biri. Orta Asya ve Afrika'nın mesela kıyaslama yaptığımızda çok ilginçtir. Orta Asya'da 5 tane ülke var. Yani işte Türkmenistan, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan, bir tane de işte Azerbaycan'ı alıyoruz. Ama Afganistan nereye koyacağız? Afganistan Orta Asya mı değil mi? Afganistan Orta Asya. Yani Afgan mesela milli marşında 7 dilde marş söylenir. Bir de Türkiye'de bir de Türkçe çıkarsın, söylersin. Ama Afganistan'da öyle değil. 7 tane farklı. Şimdi Afganistan'ı ve Pakistan'ı nasıl entegre edeceğiz? Yani İpek Yolu dediğimiz olay çok büyük bir şey ama çok sorunlar var. Yani kavgalı olan ülkeler var, çatışması olan ülkeler var, kendi içerisinde sorunları olan ülkeler var. Ve bu ülkelerin bir şekilde ekonomik olarak özellikle önümüzdeki dönemde hangi para birimleri kullanacağından çok neler üretip nasıl kendilerini kabul ettirecekler o da çok önemli. Mesela biz Türkiye olarak şu anda dünyada ilk 20 ekonomi arasındayız. Kazakistan değil. Kazakistan ilk 35. Yani daha fazla üretmek gerekecek. Yani genç insan sayısı olarak düşünün. İşte
kıyaslama 18 milyon diyelim Kazakistan'da, bizde 82 milyon. Şimdi çok fazla gibi geliyor ama öyle değil. Çin'in, Komünist Partisi'nin gençlik kollarının üye sayısı bizim nüfusumuza eşit. Yani sayı çok fazla bir şey yapmıyor. Veyahut da Hindistan'da milyonlarca ama milyonlarca çocuk üniversite imtihanlarına girebilmek için çok fazla çalışıyor. Yani diyelim ki siz burada üniversiteye girebilmek için ne kadar çalışıyorsunuz? Günde diyelim ki 4 saat. Orada 4 saat çalışmak yetmez. Çünkü sizin gibi 4 saat çalışan milyonlarca insan var. Milyonlarca insan aynı anda üniversiteye girmek için rekabet içerisinde. Çin'de sadece piyano çalan, öğrenen genç sayısı 50 milyon. Yani Kazakistan'ın 3 katı. Düşünün, çoluk, çocuk, yaşlı, genç hepsi piyano öğrenmekte. 50 milyon piyano. Şimdi rakamlar çok farklı. Rakamlar çok farklı olunca dünyayı anlamak iki türlü olur. Bir, siz neredesiniz? İki, diğerleri nerede? Açık nerede? Açığı nasıl kapatabilirsiniz? En büyük şey tabii insan yeteneği, insan kapasitesi. Yani çok insan olur da iyi eğitim olmaz. Mesela biz ne diyoruz? Diyelim ki, Türkiye olarak konuşuyorum. Diyorlar ki mesela Danimarka'da, Norveç'te, Almanya'da insana çok önem veriliyor. Tabii az olan her şey değerlidir. Çok olunca problem var. Ama şöyle bir şey var. Mesela bu ülkelerdeki doktorlar çok fazla hasta olmadığı için pek fazla deneyimli değiller. En iyi beyin cerrahları, en iyi fizikçiler şeyler kalabalık toplumlardan çıkar. Niye? Çünkü çok var. Deneyim. Yani deneyimin nasıl olduğu çok önemli. Bilgisayar için o kadar adama ihtiyaç yok ama dünyada mesela şu parmaklar var. Benim parmaklarım oldukça kalın. Almanya'daki Airbus firması var ya, Airbus firmasında mesela çalışan kadınların çoğunluğu, araştırmacıların çoğunluğu uzak doğuludur. Singapurludur, Taylandlıdır, efendim söyleyeyim Endonezyalıdır. Niye biliyor musunuz? Çünkü parmakları çok ince. Yani kalın parmaklı kadını koyamazsınız ki mikroçipin önünde düşünseniz. Kocaman kalın parmaklar, patatesi yemiş, çorba içmiş. Nah şöyle parmaklar olmaz. İncecik olacak çünkü çalışırken yani o ince teknolojiye ince parmak lazım. Demek ki fiziki şeyler de çok önemli. Ben gittim gördüm. Yani bütün bu anlattıklarım yaşadığım şeylerde. Bunu niye anlatıyorum? 21. yüzyılın yani İpek Yolu dediğimiz projenin en büyük şeyi acaba ortak bir insan tipi yaratılabilir mi? Yani ortak insan tipi şöyle. Benzer dilleri kullanan, benzer teknolojileri kullanan bir kitle yaratılabilir mi? Şu anda biz çok farklı sistemlerden gelen, farklı dil kültürlerden gelen insanlar. Mesela Çinlilerin buraya gelip buraya Budist etme gibi bir derdi yok. Bizim yani adam geliyor, parasını veriyor, işini yapıyor ve gidiyor. Sorun Orta Doğu ülkelerinde, sorun Avrupa ülkelerinde. Özellikle 21. yüzyılın en büyük tartışmalarından biri öyle olacak gözüküyor. Milliyetçilik ve dini akımlar çok problemli olacak ve Çin başta olmak üzere bunu nasıl engelleyecekler onu düşünüyorlar. Çünkü Çin sadece kendi açısından değil de kendisine yönelik ön yargıları da veyahut da bakış açılarını da düzeltmek zorunda. Kolay değil. Dünyayı yönetmek veyahut da dünyayı yönetmeye talip olmak kolay bir iş değil. Onu Çin Devlet Başkanı'nın sözüyle söyleyeyim. Büyük bir ülke olmak pek önemli değil. Önemli olan o büyüklükte tıpkı küçük bir balığı pişirmek kadar hassas olmak gerekir. Küçük balık pişirmek her zaman sorundur. Büyük balığı pişirirsin, ne olacak, koyarsın tavaya ama küçük balığı fazla yormadan, fazla çiğ bırakmadan pişirmek ayrı bir sanat oluyor. Şimdi bu önemli bir şey diye düşünüyorum. Bana göre, en azından benim gördüğüm deneyimler çerçevesinde
üç tane ülke bu Avrasya'yı doğrudan geçen, yani ta Çin'den, şimdi Vladivostok'tan başlıyorlar, ta Vladivostok'tan alıp Avrupa'ya, Londra'ya kadar geçecek olan o süreçte hangi ülkeler, hangi güç merkezleri daha belirleyici olacak? Veyahut da hangi ülkeler, hangi ülkeleri koruyacak? Mesela Orta Doğu'da İsrail'in koruyucusu kimdir? Amerika Birleşik Devletleri. Yani Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in koruyucusudur. 22 Arap ülkesi var, tek İsrail devleti var. Ama 150 milyon insan, 10 milyon İsrail'le baş edemiyorlar. Niye? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri hakkında. Peki Çin kimi koruyacak? Hindistan kimi koruyacak? Rusya mesela kimi koruyacak? Ben Astana'daki toplantıda onu anlatayım size. 2015 yılındaki Astana konferansının konusu Rule Euro-Asia'dır. Yani Avrasya'yı kim yönetecek? Avrasya'da üç tane güç merkezi çok önemli bir rol oynuyor. Bir tanesi Rusya, bir tanesi Çin, diğeri de Amerika Birleşik Devletleri. Coğrafi olarak Çin ve Rusya burada. Yani sizin gibi, yani Kazakistan gibi ülkeler, yani bizde çok güzel bir deyim var, aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık. Yani bir tarafa bakıyorsun Çin, bir tarafa bakıyorsun Rusya. Yani aramızda evli olanlar var mıdır bilmiyorum ama kayınvalide şeyi gibi, yani geçinmek zorundasın. Şimdi bu çok önemli bir şey, çünkü Amerika Birleşik Devletleri dışarıdan müdahale etmeye çalışıyor ama Çin ve Rusya buna müsaade etmiyor. Ben ilk defa 2015'teki o toplantıda Çinlilerle, Çinli akademisyenlerle Rus akademisyenler arasında gerçek anlamda bir entelektüel savaş yaşandığını gördüm. Çünkü ne Rusya ne de Çin bu coğrafyayı bırakmak istemiyor. Belki bilirsiniz, Brad Pitt ve Angelina Jolie bilen var değil mi? Yani yakışıklı Angelina Jolie değil mi? Bir de Brad Pitt. Bu ikisi Şangay'da çok güzel bir, çok pahalı bir otel var. O otelde evlendiler. Yani Brad Pitt sevgilisine, yani birinde evlenir misin diye orada şey yapacak, öneride bulundu. Aynı odada Putin'le Jinping anlaşma imzaladılar. 400 milyar dolarlık enerji anlaşması. Ve ben o odada bulundum. Hem Putin'in hem de Jinping'in oturduğu sandalyede oturdum. Evlenme teklif etmedim tabii. Kimse yoktu çünkü. Evlenme teklif edecek. Ama Çin ve Rusya arasındaki iyi ilişkiler, şu anda çok iyi bir ilişkiye sahipler. Niye? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin yanlış politikaları sonucu. Yani bu coğrafyada, şimdi Şangay örgütünün ortaya çıkardığı bir başka gerçeklikte, bu coğrafyada İpek Yolu projesi çerçevesinde büyük güçlerin bir araya girip Amerika'yı dışlayarak, kendi ekonomik yapılarını kurarak, ki Avrasya Bankası bu anlamda çok önemli, 500 milyar dolarla kurulan bir şeydir, ekonomik yapılarındadır. Şimdi çok büyük oranda Çin mesela kredi vermektedir. Büyük bütün ülkeler. Şimdi bu kredi, yani para çok. Paranın elinde olması yeterli değil değerli arkadaşlar. Onu kullanmak önemli. Çok zenginsiniz ama mal yok. O zaman o kağıtlar para. Şu anda dünyada en fazla seyahat eden millet kim biliyor musunuz? Çinliler. Dünyada en fazla seyahat eden, bizim zamanımızda, yani bizim gençliğimizde öyle diyeyim, Japonlar, böyle fotoğraf makineleri, gülümseyen, her yerde böyle dolaşırlardı. O zamanlar şey vardı, Fuji filmleri vardı, değil mi? Nokia vardı falan böyle. Şimdi Çin iPad'leri, Çin Alibaba diye bir kuruluşları var mesela, bütün dünyaya şey yapıyor. Ve Çin şu anda çok hızlı bir şekilde ekonomik olarak gelişiyor. Ama şöyle bir şey var. Bu üç güç merkezi, Amerika, Rusya ve Çin, önümüzdeki yüzyılda
Avrasya coğrafyasındaki en önemli güç merkezleri. Biz güç merkezi değiliz. Kazakistan da değil. İran da değil. Güç dediğimiz zaman nükleer silahlara sahip olmak anlamında kullanıyoruz. Yani Çin'in nükleer silahları var, Amerika'nın var ve Rusya'nın var. Peki, şöyle bir soru sormakta belki de bir fayda var. Yani bu ülkeler neden bir araya gelmek istiyorlar? Yani tamam böyle bir fikir var, hani petrol diye bir fikir var da bu fikir niye güzel? Bu fikre niye diğer insanlar itibar ediyorlar? Yani 67 tane ülke neden İpek Yolu projesinde yer almak istiyor? Çok basit bir açıklaması var. Ekonomilerini geliştirmek için. Aynen öyle. Ekonomileri çok teşekkür ediyorum. Ekonomilerini geliştirmek için ve ekonomik bağlantılarını güçlendirmek için. Bu çok doğru bir. Dediğiniz gibi Amerika, Rusya, bir de Çin. Zaten en büyük yatırım ekonomi Çin'de. Şimdilik evet. Şimdilik evet. Ama dediğim gibi Avrasya bağlı olduğu için ve şu an buradaki İpek Yolu olduğu için de herkes ekonomi açıdan girmek istiyor. Petrol ve doğalgaz. Değil mi? Şimdi bu da güzel. Oradan geçeceğim nokta oydu zaten. Kaynaklar ve doğal kaynaklar. İki çeşit kaynak var. Bir insan kaynaklarımız var. Bir de doğal kaynaklarımız var. Petrol, doğalgaz, su. Değil mi? Mesela çevre çok önemli. Çevre kirliliği. Değil mi? Ağaçlar, hayvanlara nasıl zarar. Yani çok modernleşmek, çok gelişmek iyi mi kötü mü? Düşünün şimdi. Bildiğim kadarıyla en tartıştığımız kadarıyla Çin'den gelip bütün Kazakistan'ı geçen otoyol var. Mesela bu otoyolun betonu nasıl olacak? Belki hiç düşünmediniz. Kara dayanıklı mı olacak? Hemen kar yağ çünkü kış uzun. Ya da taşıma sistemleri, tırlar, tankerler, tren. Mesela Rusların biliyorsunuz tren yolları batıdan farklıdır. Mesela ortak bir tren yolu hattı nasıl kurulur? Petrol, Türkiye, Azerbaycan, mesela İran. İran da çok önemli bir ülke bu çerçevede. Hazar Denizi'ni paylaşan 5 tane ülke var. Şimdi bu mesela Kazakistan'ın Hazar kıyısında şimdi yapmaya çalıştığı yeni limanlar var. Bu limanlardan doğal kaynakları aktarma şeyi var. Türkiye mesela Kazakistan'da bu Avrasya projesinde yer almak isteyen ve jeopolitik olarak, jeostratejik olarak bu işten en fazla fayda görecek olan ülkeler. Ama sorunlar var. Yani ne gibi sorunlar var? Sınırlar var. Çatışan kimlikler var. Özellikle son dönemlerde dünyanın en fazla okuduğu kaynaklardan biri Francis Fukuyama'nın Identity veyahut da Kimlik isimli kitabı. Ben bunu derslerimde de kullanıyorum. Çok yeni yayınlandı. Önemli bir tartışma. Siyasal sistemler liberal demokrasi mi olacak? İlliberal demokrasi mi olacak? Mesela Çin normal koşullarda sistem olarak komünist bir sistem. Çin Komünist Partisi var. 2017 yılında yapılan Çin Komünist Partisi'nin toplantısında Jinping biliyorsunuz seçildi ve bu çok önemli. Yabancı öğretim üyelerine, yabancı akademisyenlere Çin hükümeti soru sordu. Onlardan biri benim. 11 tane soru. Çin'in gelişmesini nasıl görüyorsunuz? Çin'in siyasi, sosyal gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Böyle görüş topluyorlar değişik ülkelerden. Onlara görüş verenlerden biri benim. Mesela benim verdiğim görüşlerden bir tanesi şuydu. Çin'in en büyük sorunu 21. yüzyılda kendini anlatma sorunu. Çünkü çok fazla genişlemeye başladığı zaman diğerlerinin Çin'den algılamaları Çin'in yayılmacı, genişleyici bir ülke olduğu yönündedir. Yani dünyaya egemen olma. Oysa Çin
dilinde hegemonya diye bir kavram yok. Çünkü zaten Çin geliş bir medeniyet, Çin bir devlet değil bence. Çin bir medeniyet. Cultural civilization. Yani büyük bir medeniyet. Yani sınırları nasıl şey yapacaksınız? Yani şurada başlar, şurada biter diyemezsiniz ki. Yemesiyle, içmesiyle, diliyle. Şimdi burada şöyle bir sorun da var ama biz 21. yüzyılda hangi fikirlerle çatışacağız? Radikal fikirler, kökten dinci fikirler veyahut da şöyle diyelim, doğal kaynakları kim kullanacak? Nasıl kullanacak? Şimdi Şangay'a gidenleriniz var mı bilmiyorum veyahut da Pekin'e aranızda giden olduysa. Mesela Pekin'in, Çin çok güzel, çok gelişmiş ama Pekin'de hava alamıyorsunuz. Kışın hava çok kötü, niye? Kömür yakıyorlar, dışarıya çıkamıyorsunuz. Mesela şimdi oksijen satıyorlar. Şeye gidiyorsunuz markete, oksijen alıyorsunuz. Su alır gibi. Şimdi herhalde Karaganda falan öyle bir sorun yok. Veyahut da bilmem şeyin arasında. Şimdi böyle çevre sorunları var. Yani İpek Yolu'nun belki de en büyük özelliklerinden biri insani sorunlar olarak tanımladığımız çevre sorunlarından başlayıp şeye kadar bu sorunlara cevap bulabilmek ve bunları çözebilmek. Aslında olay sadece yönetmek de değil. Olay dünyanın geleceğini şekillendirmek ve mümkün olduğunca da çatışmasız bunu yapmak. Şu anda gördüğüm kadarıyla en azından son 15 yılda devletler arası bir çatışma yok. Yani iki devletin orduları böyle girip birbirleriyle savaş yapmıyorlar. Öyle bir şey yok ama devletlerin içinde çatışmalar var. Etnik çatışmalar var. Radikal hareketler var. İşte Avrupa'da gördüğünüz o popülizm hareketleri dediğimiz şeyler böyle bir şey. Ve bu sizin gibi dünyaya özellikle yeni baştan açılan olan bir coğrafyada, açılacak olan Avrasya coğrafyasında çok daha önem kazanıyor. Şubat ayında ben Özbekistan'daydım. Taşkent'teydim. Çok güzel bir şehir gördüğüm kadarıyla. Ben gittiğimde kar yağdı. Yani uzun zamandır yağmıyormuş, biz gittik, kar da getirdik. Şey ilginç, mesela Özbekistan'ın şimdi Kazakistan'la nasıl bir işbirliğine gireceği ve bunu Çin'le, Özbekistan ve Kazakistan ilişkilerini nasıl şekillendireceği çok önemli. İlginç. Yani önümüzdeki yıllarda göreceksiniz. Yani Orta Asya dediğimiz coğrafyanın kendi içinde bir bütünleşmesini sağlayacağı bir süreci de beraberinde getirebilir İpek Yolu projesi. Yani sonuç itibariyle Özbekistan mesela küreselleşmeye dayanamadı. Yani reddetme şansı olmadı. Şimdi hızlı bir şekilde entegre olmaya çalışıyor. Bizim Özbekistan'daki toplantının konusu connectivity'ydi. Yani connectivity ne demek? Bağlantı kurma. Ve bu coğrafyada ben Kazakları bu açıdan çok şanslı görüyorum. Yani şanslısınız ama bu şansınızı iyi kullanın. Benim akademik olarak önerim bu olabilir. Yani bu şansınız çok ama bunu iyi kullanmak şansa sahip olmaktan da daha önemli şey gibi. Futbol oynayanlarınız veya da bilirsiniz. Şimdi futbolda bir şey var. Top ayağına geldi, kale orada ama topu avuta atıyorsun. Oyun olmuyor ama futbol oynuyorsun yani. Topu avuta atıyorsun. Avuta atarsan tekrar hareket etmen lazım ama gol atarsan sevinip orta sahaya doğru koşarsın. Bazı ülkeler çok şanslı olacak. Ben bu Kazakistan'ı bu anlamda çok şanslı ülkeler arasında görenlerdenim. Benim ülkem Türkiye, Türkiye'de şanslı ülkeler arasında. Çünkü hava, kara, deniz, bütün o geçiş yolları Türkiye üzerinden geçmek zorunda. Başka yolu yok. Yani şey gibi, yani köşede, bu yolda da böyle, köşede dükkanı olan adam her zaman daha fazla müşteriye sahip olur. Bir arka sokaktaki adamı ancak girenler gider değil mi? Ama ana cadde üzerinde olan bütün dükkanlar iyi iş yapar. Niye? Çünkü herkes oradan geçiyor. İpek Yolu'nu da öyle düşün. İpek Yolu, işte Kozomaskoy'un dost şey, neydi o cadde? Dostluk var hocam. Yani o alışveriş merkezinin olduğu böyle sağlı sollu. İşte Kazakistan da öyle, tam yol üzerinde. Biz de öyle. Bir de bunun arka tarafında kalanlar var. Afganistan gibi, Hindistan gibi, Pakistan gibi.
onları bilerek, onları bilenler oraya gidebilir ancak. Benim vurgulamak istediğim bir başka nokta, biz Türkiye'den nasıl görüyoruz, nasıl değerlendiriyoruz diye. Ben Türkiye'nin, yani 1991'den beri özellikle Avrasya politikalarına baktığımda, bizim en doğru, en yanlış yaptığımız bazı şeyler var. Ona ben şöyle örnek veriyorum. Şekil A'da gördüğünüz gibi bardak boş. Yarısına kadar doldurdum. Bardak boş mu, dolu mu? Dolu. Tabii dolu tarafından bakınca dolu görüyorsunuz. Ama yarısı da boş. Yarısı da boş. Bu bakış açısı çok önemli. Boş tarafından bakarsanız bir sürü yanlış var. Dolu tarafından bakarsanız gayet güzel şeyler yapılmış. Daha iyi şeyler yapılamaz mıydı sorusuna verilecek yanıt? Tabii ki yapılabilirdi. Zaten tarih bize bunu öğretiyor. Geçmişte yapılan hataları gelecekte yapmamak. İngilizce deyimiyle lessons learned. Yani tarihten ders almak gerekiyor. Ben gurur duyuyorum tabii öğrencilerimle. Bir arkadaşımız benimle birlikte gelmişti. Almaz. Ayrıldı şimdi. Veyahut da Din Muhammed, Ahmet Bek var, benim öğrencim. Veyahut da Kazakistan'ın şu andaki Ankara Büyükelçisi Abzal Sapar Bekuli, benim öğrencilerim, ben yetiştim. Ve gurur duyuyorum. İnşallah daha fazla yetiştirme şeyimiz olacak. Onlar bize ilk geldiklerinde, 92'lerde, 93'lerde, bambaşkaydı. Şimdi onların nesliyle şimdi buradaki arkadaşlara bakıyorum. Mesela sizler daha şanslısınız. Neye göre? Onların koşullarına göre. Yani o zamanki Kazak öğrencilerin sahip olduğu olanaklar, sizin sahip olduğunuz olanaklar gibi değil. Mesela hiçbirinin önünde o zaman böyle bilgisayar yoktu. Cep telefonu yoktu. Ama onlar geldiler ve öğrenciler ve biz de katkıda bulunduk. Ben başından itibaren Türkiye'nin Orta Asya politikalarına destek vermiş olanlardan biriyim ve mümkün olduğunca bu coğrafyaya daha fazla gelmemiz, daha fazla birbirimizi tanımamız gerektiğini düşünenlerdenim. En azından bir akademisyen olarak bunu ahlaki ve bilimsel bir sorumluluk olarak görüyorum. Ben daha çok böyle Avrupa ağırlıklı düşünen, Avrupa ağırlıklı çalışan biriyim. Şimdi yavaş yavaş beynim bu tarafa doğru da kaymaya başladı. Tanıdıkça Orta Asya'yı daha da seviyoruz. Yani önceden tek kanat gidiyordum. Şimdi çift kanat, dengeli. İki tarafı da anlamaya çalışıyorum. Benim burada asıl vurgulamak istediğim konu sizlere şu. 21. yüzyılda İpek Yolu projesinde Türkler ve Kazaklar ne yapabilir? Türkler ve Orta Asyalı Türk Cumhuriyetleri ne yapabilir? Yani hangi ekonomik, sosyal, siyasal yapılanmalara girebiliriz? Ben güvenlik konularını daha çok çalışan biriyim. Şangay'daki dediğim gibi 5 toplantıda, İpek Yolu ile ilgili 5 toplantıda üzerinde anlaşamadığımız şey güvenlik konularıdır. Yani NATO tipi bir güvenlik örgütlenmesi yok. Şangay ekonomik bir yapılanmadır. Tamamıyla çıkarlar üzerine kurulu bir şeydir. Orta Asya'da mesela şöyle bir tartışma yapılıyor şimdi, Arap NATO'su kurulursa Orta Asya NATO'su da kurulabilirdi. Tabii ki kurulamayacak çünkü Rusya var. Rusya bu coğrafyada çok güçlü. Ben dediğim gibi Putin'le Van Dijk Club çerçevesinde görüşenlerden biriyim. Ona şu soruyu sormuştum. Türkiye'yi Şangay örgütüne alır mısınız? Of course, you are most welcome dedi. Türkiye gözlemci ama Türkiye halen tam üye değil. Mesela Kırgızistan'ın eski Dışişleri Bakanı Murat İmanaliyev, çok değerli bir aksakal hakikaten. Kırgızistan'a da birçok defalar gittim. Mesela onunla yaptığımız toplantılarda da, yani Şangay'daki toplantılarımızda, mesela askeri konular gündeme geldiğinde, güvenlik konuları gündeme geldiğinde
hep orada böyle bir farklı yaklaşım var. Çin'den, Hindistan'dan, şeyden. Ama tarım konularında, bilim konularında, teknoloji konularında çok büyük bir işbirliği olanağı var ve bu yapılacak. Şimdi benim önereceğim şey tabii şu. Biz Türkiye olarak Kazakistan'la başta olan ilişkilerimizi yeni baştan gözden geçireceğiz. Nerede hata yaptık? Nerede daha iyi işbirliği yapılabilir? Özellikle üniversite başta olmak üzere bilimsel anlamda tabii ben daha çok konuşabilirim. Bana göre Türkiye Orta Asya açılımında İpek Yolu projesi çerçevesinde değerlendirdiğimde birçok ülkeyle birlikte hareket etme şansına sahip. Ben Türkiye'nin eşit koşullarda birlikte hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Hiçbir zaman da öyle Türkiye'nin bir büyük abi gibi rol oynamasını da önermedim. Tam tersine eşit koşullar altında karşılıklı birbirini tanıyarak ve bizim sizlerden çok şey öğreneceğimiz var. Onu söyleyeyim, ben öğrencilerimden çok şey öğrendim. Mesela Din Muhammed'in benimle yazdığı doktora çalışmasında Kazak entelektüellerinin Türkiye algısı üzerine çalıştık. Yani sizin yazarlarınız, gazetecileriniz, politikacılarınız neler düşünüyor? Şimdi Antalya'da benim tatil yaptığım yerin yanında sizin Cumhurbaşkanı'nın da evi var zaten. Nur Sultan Nazarbayev'in. Kazakları biz Türkiye'de çok sevdik. Nur Sultan Nazarbayev şu anda Türk dünyasının aksakalı konumuna geldi. Bu güzel bir, ilginç bir gelişme. Yani bunu bilmekte fayda var. Kazakistan'la Türkiye'nin iki türlü şey yapması lazım. Bir, Orta Asya örneğinde. Şimdi biz tabii Türkiye olarak özellikle Türk Hava Yolları bütün o Orta Asya ülkelerine uçuyor. Taşkistan'a kadar uçuyor. Birbirimize daha fazla yakınız. Daha fazla gidip gelme şansımız var. Ama bizim de çok yanlışlarımız oldu Türkiye olarak. Bu yanlışları düzeltmek gerekecek ve özellikle yeni gelişmeler çerçevesinde ki başta enerji konusu olmak üzere, ulaşım konusu olmak üzere, tarım konusu olmak üzere Türkiye'nin Orta Asya'dan öğreneceği bir şey var. Bir de sana arkadaşlara yazıyorum mesela, Almatı'dayım diyorum. Diyelim ki Edirne'den bir arkadaşa yazıyorum. Diyorum ki ben Almatı'dayım. Bana şöyle cevap geliyor. Vakur Bey de şahittir. Ana yurttan ata yurduna selamlar diyor. Bu çok ilginç bir şey. Ana yurttan ata yurduna. Dünyanın başka hiçbir ülkesinde böyle bir tanımlama yok. Yani Yeni Zelandalılar Avrupa'ya yazarken işte ana yurttan ata yurduna selamlar demiyorlar. Bu bizim dilimizin, bu bizim kültürümüzün bize kazandırdığı bir şey. Bu çok iyi bir şey. Eğer daha da ileriye yönelik olarak geliştirilmesi. Ben müsaadenizle bir şey yapıp söylemek istiyorum. Bir cümle söyleyip bitirmek istiyorum. Belki soru cevap kısmı daha iyi olabilir. Ben dünyanın kadınlar tarafından kurtarılacağına inananlardan biriyim. Türkiye'de bütün televizyonlarda, radyolarda, konferanslarda hep bunu dile getiriyorum. Yani buradaki çoğunluk hanımlar, aslında geleceği sizler kuracaksınız. Biz erkekler bakmayın öyle çok şey yapıyoruz falan ama biyolojik yaşımız 5 yaşın üzerine geçmez. Hepimiz çocuğuz yani o anlamda erkek olarak. Ama Kazak kadınlarının ve Orta Asya kadınlarının bir özelliği var bence. O tarihsel bilinci, kadın erkek eşitliğini en iyi şekilde koruyan uluslardan birisiniz. O nedenle Müslüman dünyaya bakarken, Müslüman dünyanın öncü kadınları olma şansımızı korumaya devam edelim. O nedenle ben Nur Sultan Nazarbayev'in o meşhur konuşmasını Türkiye'de en fazla izlenen konuşmalardan biridir. En fazla izlenen, yani kadının toplumdaki konumu ve şey hakkında. Atatürk'le
de aynı şekilde şey yapalım. Atatürk de kadının toplumdaki yerini belirleyen, ona şey yapan, yani eşit hakları sağlayan bir siyasal liderdir. 21. yüzyılın en büyük sorunlarından biri bana göre kadınların sahip oldukları hakları ve eşitliği kaybetmeme mücadelesidir. O nedenle barış projesi içerisinde sizlerin, Orta Asya kadınlarının çok büyük bir rolü var. Kime göre? Pakistan'a göre, Afganistan'a göre. Değerli arkadaşlar, benim bu söylediklerimi özellikle hanım arkadaşlar belki pek fazla ciddiye almayabilirler. Ama sakın unutmayın, Malala diye bir genç kız vardı. Ve Malala okula gidiyor diye öldürülmek istendi. Binlerce genç kadın var dünyada okula gidemeyen, fırsat tanınmayan. Ve bir farkındalık yaratmak gerekiyor. Bunu bilmenizde özellikle fayda olduğunu düşünüyorum. Ben şimdi konuşacağım, gideceğim. Görüşlerimi söyleyeceğim, gideceğim ama sizler burada bu tarihsel sorumluluğunuzun bilincinde olmanızı özellikle söylüyorum. Çünkü sizler eğer geriye gidiş yaparsanız toplumlar da geriye gider. Toplumları ileriye götüren erkekler değildir. Sakın unutmayın. Kadınlardır toplumları ileriye götüren. Onun için ana dil var. Onun için ana okulu var. Baba okulu duydunuz mu siz? Yok. Ana okulu var. Neden? Çünkü yetiştiren o. Ne, bir kadın ne kadar toplumsal bilince sahipse, eğitime sahipse o toplumun çocukları da o derece iyi olur. O nedenle bana bugün bu fırsatı sağladığı için kadınlara konuşmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Ama terlemeye de başladım zaten şu anda. Ama asıl şey Silk Road veyahut da şey projesinin İpek Yolu projesinin en büyük özelliği bence 21. yüzyıl kadınının bu coğrafya içerisinde nasıl bir dünyayı şekillendireceğiyle doğrudan ilgilidir. O nedenle proje doğrudur. Bunun devamında fayda vardır. Hep birlikte işbirliği yapmaya devam etmemiz lazım. Ama dünya, detaya çok fazla giremedim. Ama dünya çok fazla şiddet içeren, savaş ve şiddetin dönüştüğü bir sürece girdi. Burası halen nükleer silahlardan arındırılmış bölge gibi. Halen çok güvenli, çok sağlıklı, çok rahat bir ortam. Ortamın kıymetini biliniz. Bilmezseniz ona bir şey diyemem ama bir fıkrayla bitireyim. Şimdi İstanbul'da böyle Boğaz Köprüsü'nün orada meyhane var. İşte rakı içiliyor, işte balık yeniyor falan. Tabi Ramazan ayında da biliyorsunuz Müslümanlar oruç tutuyor. Bir bakıyorlar, birileri aşağıda içiyorlar güpe gündüz. Diyor ki, adam diyor ki, niye içiyorsunuz diyor, işte rakı yasaktır, aram falan. Diyor ki, kardeşim biz Müslüman değiliz, biz Hristiyan, yani başka dindeniz diyor. Adam dönüyor, diyor ki, o zaman dininin kıymetini bil. Şimdi siz de bu kadın olarak dünya genelinde görmüş olduğunuz farklı konumun kıymetini bilin. Kaybetmek çok kolay, kazanmak çok zor. O nedenle İpek Yolu'nun bence 21. yüzyılda en büyük hedeflerinden biri nasıl bir insan tipi yetiştirecek, hangi kültürler, hangi medeniyetler üstünlük sağlayacak, onun mücadelesi. Yaşam hiç kolay değil ama sizler çok daha rahat konumda olanlarsınız. Sadece ileriye değil, bir de arkaya bakmak lazım. Bir baktığınızda ne kadar şanslı konumda olduğunu göreceksiniz. Ben hepinize sonsuz başarılar diliyorum. Soru cevap olursa istediğinizi sorabilirsiniz. Elimden geleni yapmaya çalışır ve sorularınıza cevap vermeye bakarım. Buyurun.